Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu iki harika kırlent yapılışını anlatmaya çalışacağım. Her iki motifin de yapılışını bir videoda, tek bir videoda anlattım. Az önce videoyu tamamladım. Şimdi görsellerini çekip videonun bitişini ekleyeceğim. Aynı ölçüde motifler her ikisi de ve aynı ölçüde aynı ebatta iki tane kırlent fakat motifler harika gerçekten. İsterseniz rengarenk isterseniz de düz renkle örebileceğiniz muhteşem iki kırlent. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi başlayalım. Başka başka örgülerden elimizde mutlaka ufak tefek böyle parçalar kalıyor. Bunları çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz şimdi. Renkli motiflerle hem elimizdeki kalan ipleri kullanacağız hem şahane bir kırlent ortaya çıkacak. Hatta iki tane iki ayrı motif. Bu benim kiloyla aldığım ipler. Şunlar 4 milim ipler. Bunlar da gene aynı dokuya sahip. Şöyle bobin olarak satılan ki bunlar çok markanın var. Kartopunun da vardı aklımda kaldığı kadarıyla etiketlerini kaybetmişim. Hem kalınlık numaraları birbirini tutacak hem de pamuk ip kullanıyorsanız içeriğinde pamuğu çok olanları tercih edin. Polyester olanları da var. Polyesterden yapmak isterseniz gene içeriğinde polyester ağırlıklı olanları gruplandırabilirsiniz. Şu anda benim elimde olanlar ağırlıkla pamuklu ipler. Bir araya getirdim. Aynı marka olması da gerekmiyor zaten. İçerikleri, dokuları birbirine tutsun yeterli. 5,5 milim tığ kullanıyorum. Bu sizin elinizle alakalı. Ben kırlent öreceğim için biraz yumuşak olmasını istedim. Biraz pofuduk olmasını istedim. Çanta örüyor olsaydım mutlaka herhalde ben bunu 4,5 milim tığla örebilirdim. 4-4,5 daha sıkı olması açısından. Ama kırlenti biraz yumuşak istiyorum. O yüzden de 5,5 milim benim elime iyi geldi. Siz de deneyerek bulabilirsiniz. Ben 8 motif ördüm. Tamamı 9 motif üzerinden olacak. Daha küçük motif kullanırsanız yani elinizdeki ip bu kadar kalın değilse 4 motif, 5 motif de yapabilirsiniz. Tamamen ipinize göre davranacaksınız. Renkleri de her birine 2 motif kullandım her renk için. Siz bunu tamamen rengarenk de yapabilirsiniz. Düz renk de yapabilirsiniz. Elinizdeki ip miktarına ve zevkinize bağlı. Ben bu şekilde çalıştım. Bir de bu model internette çok bilinen bir modeldir. Fakat ortada sihirli halkayla başlanıp şuradaki bütün dolgular bu sihirli halkanın içine örüldüğü için şurası biraz boş kalıyor. İnce ip de çok fazla göze batmasa da bu kalın iplerde maalesef güzel durmuyor. Battaniye, çanta ya da böyle kırlent çalışırken şurası bayağı bir açık kalıyor. Ben de burayı şuradaki kabartma desenler gibi bir kabartma örgü yaptım. Bu şekliyle gerçekten güzel oldu. Yani ortasını açık bırakarak bu örgüyü tamamlayamazdım. Çünkü bayağı bir göze batan bir görüntü oluşuyor. Siz de isterseniz bunu yapabilirsiniz. İsterseniz hiç yapmayabilirsiniz. O da sizin zevkinize kalmış. Şimdi 9 motif üzerinden çalışacağım. Son motifi birlikte örüyoruz. Sihirli halka içine bir zincir. Şimdi 8 sık iğne örüyoruz. Yedi ve 8. İpi de çekelim. Şöyle aralık kalmadan. Sırayı başlangıç yerine bağlamıyorum. Yeni başlayanlar için kolaylık olması açısından şöyle ilk sık iğneye bir işaret iğnesi koyuyorum. Sırayı devam ediyorum. Tekrar aynı iğnenin olduğu
sık iğnenin üzerine ve diğer sık iğnelerin üzerine gene 8 sık iğne örüyorum. Bakın bu şekilde kıvrılıyor. Hiç arttırma yapmadığım için. İşaret burada. Şimdi işaretli noktaya geldim. İki sıra, yani 8 sık iğnenin üzerine 8 sık iğne ördüm. Bakın burada hemen örgü döndü. Gene başlangıç noktasına bir iğne takıyorum. Şimdi ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen ilk baştaki sık iğneye batıyoruz ve bu şekilde 8 sık iğnenin de üzerine batarak ilmek kaydırıyoruz. Örgüyü iyice döndürüyoruz. Başladığımız noktaya geldik. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Bakın, bayağı bir şapka gibi oldu şu şekilde. 1, 2, 3 zincir, bir tane ilmek atlıyorum diğerine. İkinci ilmeğe sık iğne. 1, 2, 3 zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Şurada ilmek kaydırma yaptığımız yerlere bir, iki, şimdi dördüncüyü örüyoruz. 3 zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Şurada birleştiriyoruz. Şimdi 4 tane boşluk yaptık. Şuraları. Bunu burada bırakıyorum. Bunu isterseniz koparabilirsiniz. Sonraki sırayı yaparken tekrar bağlayabilirsiniz. Ama ben koparmıyorum. Kalsın bu şekliyle. Hemen renkli ipe geçiyorum. Şuraya. İpi bağladıktan sonra doluyorum. Bir yarım trabzan. İpi dolayıp bir kere de çıkıyoruz. Yarım trabzan oluyor. Sonra iki kere doluyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. 2 ip bırakarak her seferinde. Gene 2 kere doluyorum. 2 ip, 2 ip. 1, şu 2 ipi. 2 ve 3. Bir tane yarım trabzan ördüm. 2 tane 2 kere dolayarak 3 kere de çıktım. Yani üçlü trabzan ördüm. Şimdi 3 kere doluyorum. Gene 2 ip. 2 ip bırakarak 1, 2, 3, 4 kere de
Bir kere daha yapıyoruz. 3 kere doluyorum. 1 2 3 4. Bir yarım, iki üçlü, iki tane de dörtlü trabzan ördüm. Şimdi tekrar küçültüyoruz trabzanları. Yine iki kere doluyorum. İki tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3. İki kere doluyorum. Bir tane daha. 1 2 3. Bakın hemen dönmeye başladı. Çünkü şuradaki uzunlukla şurada yaptığımız uzunluklar birbirine uygun değil, uyumlu değil. Şunun kıvrılmasını istiyoruz ki biraz şöyle kabartılı bir desen oluşsun. İki tane üçlü trabzanı da ördükten sonra şurada başta yaptığımız gibi bir yarım trabzan. İyice geriyoruz şu tepe kısmını, örgünün. Şu iyice geriliyor ve dönüyor. Sonra diğer boşluğa geçiyoruz. Önce bir şöyle ilmeği kaydıralım. Şurası iyice otursun. Sonra ilmek iplik doluyorum bir kere. Yarım trabzan. İki kere doluyorum. 1 2 3. Bir tane daha. 1 2 3. İki tane üçlüyü ördüm. 3 kere doluyorum. 2 tane de dörtlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4. Buraya kadar şu yaprağın yarısı oluyor zaten. Yarım, 2 tane üçlü, 1 tane dörtlü. Şimdi gene bir tane dörtlü, 2 tane üçlü, bir yarım yaparak diğer yarısını tamamlıyorum. 3 kere doluyorum. 4 kere de çıktım. 2 kere doluyorum. 1 2 3. Şimdi ikincisini örüyorum. Üçlü trabzanın. 1 2 3. Şimdi son yarım trabzan. Bunu da ördükten sonra gene burası kıvrılıyor. Şöyle kabarık kabarık yapraklar oluşuyor. Şuraya bir ilmeği kaydırıyorum. Sonra doluyorum. Bir tane yarım trabzan. İki tane üçlü trabzan. İki tane de dörtlü trabzan. Bir tane daha. İki tane üçlü. Bir tane de yarım. Bakın yaprakları bu şekilde kabartılı oluşuyor. Gene yandaki boşluğa ilmeği kaydırıyorum. Bir tane dolayıp bir tane yarım trabzan. Sonra iki kere dolayıp üçlü trabzan. Bu da iki tane. Üç kere doluyorum. İki tane de üçlü trabzan. Pardon, dörtlü trabzan.
Sonra gene trabzanları küçültüyorum. İki kere dolayıp iki tane üçlü trabzan. Ve bir de yarım trabzan. Başladığım noktadaki yarım trabzanın üzerine bağlıyorum. Ve burada bitiyor renkli motifin sırası. Sadece bir sıra örüyoruz. Burada bıraktığım beyaz ipe geçiyorum şimdi. Daha ince bir tığ yardımıyla şurada iki trabzan var. En uzun dörtlü trabzan. İkisinin arasından çalışacağız. O yüzden burada bıraktığım şu beyaz ipi aynı hizaya getiriyorum. İki uzun trabzanın arasından geçiriyorum. Beyaz ipi şöyle biraz da çektiriyorum ve ikisini birden alıyorum. Sabitliyorum ve bir tane sık iğne. Şimdi 1 2 3 zincir. Şuradaki şu sık iğnelerin olduğu yerlere batıyoruz. Yani şu boşlukları oluştururken nereye battıysak oralara batıyoruz. Şuralara. Bakın. Buralara. Bir kere doladım. Şöyle biraz yükselttim. Bir trabzan. İki zincir. Bir kere batıyorum ve aynı yere bir trabzan. Üç zincir. Gene iki uzun trabzanın arasına, örgünün içine batmıyorum. Direkt boşluğa sık iğne. 3 zincir. Yine şuradaki ilmeğe batıyorum. Uzatıyorum. 1 trabzan. 2 zincir. Gene aynı noktaya. Üç zincir, yaprağın ortasından bir sık iğne, gene üç zincir, biraz uzatıyorum ilmeği, bir trabzan. 2 zincir. Gene aynı noktaya. 3 zincir, başlangıç sık iğnenin üzerine bağlıyorum sırayı. Şimdi devam ediyorum. 1 zincir,
Hemen yandaki 3 zincirlik boşluğa 1 2 sık iğne. Sonra şuradaki V desenin içine 1 2 3 4 tane ikili trabzan. Sonra araya 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 4 trabzan. Köşeleri oluşturuyoruz. Gene şurada ördüğümüz gibi 2 sık iğne boşluğa devam ediyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Gene 2 sık iğne 4 trabzan. Üç zincir. Gene 4 trabzan devam ediyorum. Boşluğa 2 sık iğne. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sık iğne ve sıra tamamlanıyor. Bu şekilde sırayı diğer tarafa ilmeği böyle geçirerek tamamlıyoruz ki etrafını örerken motiflerin etrafını örerken muntazam bir kenar kalsın diye şöyle. Sonrasında ipleri içinden sağlamlaştırarak şöyle ince bir tığ yardımıyla gizliyoruz. Motifleri bu şekilde bir araya getirdim. Siz de istediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz. Şimdi beyaz iple birleştirmeye başlıyoruz. Şöyle bir ilmek örüyorum. Sonrasında şurada 3 zincirin ortasına bu şekilde batıyorum. Sonra diğer motifin şuradaki ortadaki zincire sonra şurada ilmeği alıyorum. Bir zincir. Bu şekilde şimdi örerek devam edeceğiz. Her battığımız ilmek birbirinin tam karşılığı olacak. Şimdi burada bir zincir var. Karşısındaki zinciri. Sonra baştaki trabzan, baştaki trabzan. İkinci trabzan, ikinci trabzan. Birbirine bakan ilmekleri örerek devam edeceğiz. Desen kaydırma yapmadan. Şurada ortadaki zincire batmıştık. Yanında bir zincir daha var. Ona batıyorum. Şöyle.
yanındaki zincire, sonra geliyorum buradaki zincire, ilmek kaydırıyorum. Sonra şu trabzanlar başlıyor. İlk trabzana, sonra buradaki ve dış ipi alıyoruz. İlmek kaydırıyorum. Şöyle değil, şu ilmeği tamamen değil, şuradaki ipi alıyoruz. Dış kanadı. Şuraya üstten arkaya doğru batırıyorum. Aynı şekilde üst taraftan arka tarafa şöyle ve ilmeği kaydırıyorum. Karşılıklı örüyoruz birbirine bakan ilmekleri ki desende bir kayma olmasın. Bitişte ilmekler tam birbirinin üzerine gelmiş şekilde eklensin motif. Şuradaki dış ipe batıyoruz. Dış ipe batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Kontrol ediyoruz. Trabzanlar birbirine bakar şekilde olması gerekiyor. Hata yapmadan. Bu şekilde muntazam birleştiriyoruz. Şu boşluklardaki 3 tane zincirin ortasına kadar birleştiriyoruz. Sonra devam ediyoruz. Dümdüz bir şekilde. Şimdi bu şekilde birleştiriyoruz. Aynı şekilde başladım. Buraya başlarken olduğu gibi. Ortadaki 3 zincirin ilk zincirlerini birleştirdim. Burada da ilk zincirler var. Şurası da tam ortadaki zincir. Üzerindeki ekleme. Buradan diğer zincire geçemiyoruz. Çünkü burayı kastırırız. O yüzden şurada buraya da bir ilmek yapıyoruz. Yani kaydırıyoruz. Devam ediyoruz gene. Burada tek bir zincir vardı. Oraya burada tek zincir. Aynen devam ediyoruz. Şuraya da gelince aynı şekilde buradaki bir zincire birleştiriyoruz. Şuradaki bir zincirlere geçerken buraya da şöyle batıyoruz. Gene ilmek kaydırıyoruz. Burada da bir ilmek olması gerekiyor ki motifler şu şekilde yoksa büzülür. Rahatlaması gerekiyor şu kısmında. Bu şekilde devam ediyoruz. Burayı da aynı şekilde ördükten sonra etrafına bir ya da iki sıra sık iğne geçmemiz gerekebilir. Evet. Bu şekilde tamamladım. Şimdi etrafındaki sık iğneyi örüyorum. Bir ilmeği hazırladım. Köşeye sabitliyorum. Sonrasında 3 tane sık iğne örüyorum. Ve her trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Boşluğa gene iki tane sık iğne. Şu ortaya bir tane batalım.
gergin olmasın kenarlar. Sonra diğer boşluğa 2 tane ve devam edelim. Köşeye 5 sık iğne. Ve gene devam ediyoruz. Sırayı köşeye 2 tane sık iğneli bitiriyoruz. Başlarken 3 sık iğne örmüştük. 5'e tamamladık ve başladığım noktada da bağlıyorum. Şimdi tam ortadaki sık iğnenin üzerindeyiz. Şu arka kısmına örgüyle geçmeli olarak örmeyi düşünüyorum. Yani buradan şu yarısını geçecek şekilde, bu taraftan da gene yarısını geçecek şekilde kafes örgü öreceğim. Kırlenti içine geçirerek yerleştirmeyi düşünüyorum. Siz isterseniz kumaşla diktirebilirsiniz ya da dikebilirsiniz. Ortadan fermuar dikebilirsiniz ya da baştan bir fermuar dikebilirsiniz. Pek çok yolu var bu kırlenti içine yerleştirmek için. Ben kafes örgülerle çalışmayı tercih ettim. Şimdi tam ortada 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan, ikili trabzan. 2 zincir, 2 tane atlıyorum. Sıra sonunda ortadaki sık iğne de bitiriyoruz. Aynen başladığımız gibi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanların üstüne kafes örgüyü devam ediyoruz. Gerekli uzunluğa geldikten sonra diğer tarafına da aynı örgüyü örüp yanlardan dikerek tamamlıyoruz. Sonra kırlenti içine yerleştiriyoruz. Bu torba şeklinde ördüğümüz kafes örgü kırlenti tamamıyla içeride tutacak şekilde, yani dışarıdan gözükmemesi gerekiyor. Bir tarafı 15 sıra kadar, diğer tarafı da 12-13 sıra kadar örseniz yeter. Büyük tarafı içeride tutun, küçük tarafı dışarıda bırakın ve kırlenti iyice içine yerleştirin. Şu yan dikişini de hemen göstereyim. Bu kafes örgü bittikten sonra bir sıra, şurada ördüğümüz gibi bir sıra sık iğne örüyorum. Şuraya örmedim. Burayı bu şekilde bıraktım. Sadece şuraya. Kafeslerin içine 2 sık iğne, 1 tane örgünün içine tığla nasıl birleştirdiysek motifleri iğne ile de aynı şekilde dikiyoruz. Diğerinin şöyle üzerine gelecek şekilde
Şuradan devam edeceğiz. Buradan gelip ilmekler gene birbirinin tam karşılığına bakacak. Şu arka kanat, arka kanat birbirine en yakın ilmekleri çok sıkmadan, ipi germeden bu şekilde devam ediyoruz. Kırlenti tamamen içinde hapsedecek şekilde uzunlukta örgüler örüyoruz. Bunu zaten ölçerek yaparsanız çok daha güzel olur. 38 santim, yani 37,5-38 santim kadar oldu kırlent. Canlı renkleriyle de harika duruyor gerçekten. Şimdi hemen diğer motife geçelim. Biraz renk değiştirerek gene tığ numaramız aynı, 5,5 milimle devam ediyoruz. Sihirli halka içine bir zincir ve 12 ikili trabzan örüyoruz. İki trabzan. Başladığım noktaya sırayı bağlıyorum. İki zincir doluyorum. Hemen en baştaki trabzanı şöyle aradan, şu aradaki boşluklardan içine bir, yani ortasından alıyorum. 2, 3. Sonra 2 2 alarak 2 4 6 ilmeği birden alıyorum. Sonra kalan 2 ilmeği. Sonra yanındaki trabzanın üzerine aynı noktaya 3 ikili trabzan. Sonra gene doluyorum. Gene yanındaki trabzanı ortasından alıyorum. 1 2 3 6 ilmeği alıyorum. Sonra 2 ilmek. Şimdi 3 zincir. Yanındaki trabzana gene ortadan 1 2 3 6 ipliği alıyorum, sonra 2. Yanındaki trabzana aynı noktaya 3 İkili trabzan. Şimdi gene doluyorum. Yanındaki trabzana 1 2 3 3 zincir.
Gene yanındaki trabzana. Ve sırayı 3 zincirle bağlıyoruz. Şurada başladığımız noktada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz kabartma yaprak, çiçek yaprağı oluyor. Şimdi farklı bir renge geçiyorum. Bunu burada bırakıyorum. Nasıl yapalım? Şöyle açık bir renk kullanalım ki gözüksün. Burada ipin olduğu yere hemen bağlıyorum. Bu bir trabzan oluyor. Hemen yanındaki trabzana gene bir trabzan, ikili trabzan gene. Şurada 3 tane trabzanın birine trabzan ördük. Bir zincir çekiyorum. Bir tane ortadaki trabzanı atlıyorum. Diğer baştaki trabzana bir trabzan. Sonra yaprağın üzerine. Şimdi boşluğa 2 trabzan. Şuradaki boşluğun yanındaki 4 tane trabzan oluyor. Araya 3 zincir doluyorum. 2 trabzan daha. Sonra yaprağın üstüne bir tane daha, şu aradaki 3 tane trabzanın ortasına gene bir zincir, bir tane atlıyoruz ortadakine, diğerine. Çiçeğin üstüne boşluğa 4 tane. Zincir gene
2 trabzan. Gene bir tane çiçeğin üstüne bir tane 3 trabzanın baştakine bir zincir, ortadakini atlıyoruz diğer başa. Çiçeğin üstüne. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. İpi burada kesip şurada karşıda başladığımız noktaya, yani 3 zincirin üstüne sonra buradan geri alıyorum ki muntazam bir kenar olsun. Sonrasında arkada ipleri hiç görünmeyecek şekilde kaybediyoruz. Şimdi burada kalan beyaz ipi gene diğer motifteki gibi yukarı alıyoruz. Bir sık iğne aynı noktaya. Sonra yanındakine. Yanındakine. Dört trabzanın üzerine 4 sık iğne. Şimdi şuradaki boşluğa geldik. Şimdi yaprağı tamamlıyoruz. Doluyorum. Şuradaki 3 trabzanın ortasına 1 2 3 6 ipi alıyorum, sonra 2 ipi. Şimdi çiçeğin bir üstteki yapraklarını örüyoruz. Sonra gene trabzanların üzerine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Boşluğa 5 sık iğne. Trabzanların üzerine gene devam ediyoruz. Gene şuradaki boşluğa geldik. Hemen ortadaki trabzana 1 2 3 devam ediyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Köşeye 5 sık iğne ile bitiriyoruz ve burada koparalım. Gene karşı başladığımız ilmekten şöyle muntazam bir kenar olması için gene içinden yürüterek iplikleri kaybediyoruz. Evet, motif bu şekilde. Gayet güzel. 2 tane çiçek motifi ve 2 tane kırlent oldu. Evet, ilk kırlentte olduğu gibi birebir aynı işlemleri uygulayarak kırlenti bitirdim. Sadece şu filenin şu ağız kısmına burada ördüğüm gibi sık iğne ördüm. Burayı file olarak bırakmıştım. İçim rahat etmedi. Her iki tarafına da ördüm. Bu şekilde daha güzel oldu. Genişlik gene aynı. Diğer kırlent kadar. Çünkü motif genişliği de aynı. Örgüler de aynı. Sadece
çiçek desenli iki ayrı motiften aynı ebatta iki ayrı kırlent örmüş olduk. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hemen videodan sonra görsellerini de hazırlıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.